Arkadaşlar selam. 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gearbox çizeceğiz. Teknik çizimimiz burada. Çizime başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu standart girişle yapalım arkadaşlar. Şimdi çizime nereden başlayacağım ben? Öncelikle iki tane dikeyde ve yataydı eksen çizgisi oluşturacağım. Ondan sonra şu noktayı çizerek başlayacağım. Hemen başlayayım. Line'a geldim. Şöyle sağ tık enter dedim. Tekrar repeat line dedim. Şöyle tam orta noktasını yakalayayım şöyle. Sağ tık enter dedim. Bu iki noktama, pardon çizgimi, rengini sarı yapalım. Ve merkez yüksek olarak belirledim. Gördüğünüz gibi gerekli biçimi AutoCAD verdi. Daha sonra tam ortada merkezde çapı 80 olan bir çemberim varmış. Hemen onu çiziyorum. Circle'dan diameter'ı seçtim. Şöyle şurayı yakaladım. Çapımız kaçtı? 80. Enter dedim. Daha sonra 6 tane çapı 10 olan küçük çemberlerim var ve bu çemberlerim dikkat ederseniz çapı 104 olan dairenin etrafında çoğalmış. Yani çapı 10 olan küçük çemberimin merkezi aynı zamanda çapı 104 olan çemberlerimin, yani büyük çemberin yarı çapı kadar uzaklıkta merkeze. Buradan 52 ben yukarı gidersem tam buradaki çapı 10 olan küçük çemberi çizebilirim. Hemen geldim. Gene diametre seçtim. TK dedim arkadaşlar. Şu noktayı iyi yakalayalım. Hatta şöyle geldim. Tam başlangıç noktam burası. Yukarı doğru 52 çıktım. Enter dedim. Çapımı girdim. 10. Gördüğünüz gibi küçük dairem, çemberim oluştu. Bundan kaç tane var? 2, 3, 6 tane var. Hemen bunu çoğaltalım. Polar Array komutu ile çoğaltıyoruz bunu. Objeyi seçtikten sonra Enter'a bastım. Bana diyor ki referans bir noktası ver bana. Ona göre çoğaltacağım diyor. Bu çemberin merkezini verdim. Bakın burada items, yani çoğaltacağız deseniz sayısını da artırabilirsiniz. Mesela göstermek adına 10 giriyorum ben şu an. Bakın 10 oldu. Ama bizimki 6 olduğu için tekrar 6'a girdim. Close Array dedim. Çoğaltma işlemini tamamladım. Daha sonra şuradaki parçayı çizelim. Buradaki parçayı çizmek için bize şu noktaya referans vermiş. Bu noktanın yataydaki eksen çizgimle mesafesi 49, dikeydeki ile mesafesi 45'miş. Hemen onu oluşturuyorum. Offset komutunu çalıştırdım. 49 dedim. Şöyle yukarı doğru. Tekrar offset dedim. 45 dedim. Dikeydeki çizgimi de sola doğru şöyle offsetledim. Şimdi buradan iki tane çizgi çizeceğim. Şeyler çok önemli değil. Boyutları şöyle sağ tık enter. Yalnız şu çizgimin yatayla açısı 30 dereceymiş. Ona dikkat ediyoruz. Tekrar line dedim. Şöyle geldim. F8'e bastım. Orta modunu kapatıyorum. Açım geldi. Tab'a bastım. 30 olarak değeri girdim ve enter dedim. Tekrar sağ tık enter yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu çizgime ve bu çizgime teğet yarıçapı 9,5 olan bir çemberim varmış. Hemen onu çizeyim. Circle komutundan tanjant radyüsü seçtim. Bu arada şu yardımcı çizgilerime ihtiyacım kalmadı artık. Bunları silebilirim. Tekrar geldim. Tanjant radyüse. Buna teğet. Radyüsüm kaçtı arkadaşlar? 9,5. Ondan sonra bakalım ne var. Evet. Şurada yarıçapı 113 olan büyük bir çemberimiz var. Ve bu yarıçapı 9,5 olan çemberin buna da aynı zamanda teğet şu çizgimle. Hemen onu çizeyim. Şöyle geliyorum. Yarıçapım kaçtı? 113'tü şuradan. Ben yakaladım. 110 olarak belirledim. Şimdi
Yine tanjant radius seçeneğini seçtim. Bu noktama teğet, bu noktama teğet, yarıçapım 9.5. Aynı şekilde tekrar seçiyorum. Buna teğet, buna teğet, yarıçapım 9.5. Şimdi trim işlemleri yapalım. Trim'e bastıktan sonra sağ klikledim. Şöyle şu gereksiz şeyleri silelim. Şuna ihtiyacımız yok. Şöyle. Şunu silemiyorum, onu sonra sileceğim. Şunu da silelim. İçeride fazla silmişiz, bir saniye. Şöyle silelim. Şu. Burada yok. Şunu da silelim. Evet, parçamız gördüğünüz gibi çizildi. Şimdi bunu Polar Array Comit ile çoğaltacağız. Tekrardan geldim. Polar Array'e tıkladım. Objemi seç diyor. Seçtim. Enter'a bastım. Neye göre çoğaltma işlemini yapacaksın diyor. Buradaki referans noktama göre yapıyorum, merkezine göre. Alt tane olduğu için değiştirme yapmıyorum. Closer'a giriyorum direkt. Şimdi tekrardan şeklimize geldim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazımda bir gıcık oldu. Bakın. Burada merkeze yakın yerde yarıçapı 128 olan bir çemberim var. Hemen sonra yarıçapı 131.5 olan var. Ve daha sonra da şurada yarıçapı 136 olan bir çemberim var. İsterseniz hemen bu üç çemberimi çizeyim. Geldim. Radius'u aktif ettim. 128. Enter. Tekrar. 131.5. Enter. Ve son olarak 136. Enter. Daha sonra tam 131.5 olan çemberimin merkezinden geçen ve yarıçapı 5 olan, şöyle gördüğünüz gibi minik bir çemberim varmış şurada. Hemen onu çiziyorum. Şeklime biraz yaklaşıyorum. Tam şu noktada yarıçapım kaçtı? 5. Şeklimize tekrar gelelim. Evet. Şu gördüğünüz şu iki noktadaki çizgimin tam orta noktasından çıkan iki tane çizgi çizeceğim ve aralarındaki açı 47.5 derece olacak. Hemen onu çiziyorum. Onu çizmek için trim komutunu aktif ettim. Sağ klik dedim. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Hatta şunu da siliyorum. Şöyle tam orta noktasından tekrar geldim. Pardon. Şimdi arkadaşlar, açımız 47.5 ise yarısı ne olur? 23 olsa 46 olur. 23.75 olur. Ben zaten şuradan şuranın 90 olduğunu biliyorum. Evet, geriye ne kaldı? 23.75 eklemek kaldı. Onu da eklersem 113.75 olarak buradaki açımı belirlemiş olurum. Enter'a bastım. Tekrardan Repeat Line komutunu çalıştırdım. Buraya geldim. Bu sefer de 90'dan 23.75'i çıkaracağım. O da 66.25 olur. Enter dedim. Bir saniye. Tekrar geldim. Açıma tıkladım. 66.25 dedim. Enter dedim. Daha sonra şeklimize bakalım. Dışarıdaki ve içerideki şeylere gerek yok. Onları hemen silebilirim. Bu ikisine ihtiyacım yok aslında. Şöyle trim dedim. Sağ klik dedim. Şöyle şunları trimliyorum. Şurada ufak yerler kalmış.
Manimlar terimli yayın. Sen de git, sen de git. Şey, en sondaki çemberi bir daha çizeceğim. Açı öğrenmek için tekrar geldim. 136 dedim. Şimdi. Aslında bunları trimlememem gerekiyordu. Geri geliyorum. Kusura bakmayın. Heh. Şöyle kalsın. Hatta şöyle kalsın. Tekrar trim. Sağ tıkladım dedim. Şunları trimledim. Şuna ihtiyacımız yok. Sizlere de ihtiyacımız yok. Şurasını da silelim. Evet. Ne kaldı diye bakıyorum. Evet. Şu an buradaki yarıçapı 5 olan küçük çemberimizi oluşturduk. Şimdi yardımcı çizgiyi çiziyorum. Şunu da artık silelim. Buna da ihtiyacımız yok. Şunu da siliyorum. Hatta şuradaki çizgimi de sileyim. Şimdi line komutunu çalıştırdım tekrardan. Şöyle tam şu noktayı yakalamak için şöyle sağ tıkladım, enter. Tekrar repeat line dedim. Şurayı yakaladım. Tekrar burayla birleştirdim. Daha sonra bunun aralarındaki açıya bakacağım. Şöyle geldim. Gördüğünüz gibi 6 dereceymiş. O zaman tekrar bir şey çektiğime bakayım. O zaman ben bunu (360/6)'dan 60 defa çoğaltırsam tam çemberin etrafına doğru dizmiş olurum. Tekrar polar array komutumu çalıştırdım. Şeklimi çizdim, seçtim. Enter'a tıkladım. Referans geometri merkez noktam olarak da burayı seçtim ve burayı 60 olarak belirledim. Close array dedim. Daha sonra şuna ihtiyacım yoktu. Bunu sildim. Trim komutunu çalıştırıyorum. Şunu seçtim. Enter'a bastım. Hatta şunu. Şöyle. Şunu sildim. Tekrar trimledim. Referans objem olarak şurayı seçtim. Enter'a bastım. Şöyle şurayı komple sildim. Hatta tekrar trimliyorum. Sağ tıkladım dedim. Şurayı da sildim. Şimdi şunu da şu çizdiğim yarıçapı şöyle göstereyim. Bunun yarıçapı 128 olması lazım. Gördüğünüz gibi. Bunu da çoğaltıyorum hemen. Tekrar polar komutunu tıkladım. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Referans geometri olarak burayı seçtim. Bunu 60 olarak belirledim. Close array dedim. Daha sonra şuradaki yarıçapı 8 olan gördüğünüz gibi bir çıkıntı bir radyusum var. Hemen onu veriyorum. Şu iki noktam arasında. Onu da arc komutuyla vereceğim. Başlangıç bitiş radyusu seçiyorum. Buradan baş. Pardon seçemedim. Şuradan başlıyor. Burada bitiyor. Radyusum 8. Bunu da şöyle seçtikten sonra polar array diyorum. Merkez noktasını seçiyorum. Ve burayı da 60 olarak şöyle belirledim. Close array diyorum. Tekrar şeklime geldim. Gördüğünüz gibi her yeri o otomatik olarak çoğaltma işlemini yaptı. Şu an ölçümlendirmeyi yapalım isterseniz. Hemen bakalım bir hatamız var mı diye. Bu çizgim ile bu çizgim arası gördüğünüz gibi 30 dereceymiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parti çizmiş oldu. Yer ölçüyle vermeye gerek yok. Zaten çizerken nasıl çizdim hepiniz gördünüz.
Parçamızın çizimi aslında bu kadar basit. Videoyu beğendiyseniz eğer videolarıma beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.